Merhaba arkadaşlar canım anne YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel yeni bir modelle yeni uyarlama bir modelle birlikte olacağız inşallah sizlerle. Şöyle iki tane ip kullanacağım. Bir tanesi renk geçişli bir ip. Bildiğimiz klasik batik ipler gibi aslında ama bu şekilde donut tip diye satılanlardan sadece sıralı bir şekilde e, dizilmiş yan yana. Onun dışında normal batik ipleri de kullanabilirsiniz. E, veyahut bu şekilde ipim yok ama renk renk ipim çok derseniz de ipleri kırıp ekleyerek o şekilde de kullanabilirsiniz. 5-6 rengi bir araya getirerek hanımlar. E, zemin olarak ana rengimde beyaz kullanacağım ben. Onun dışında da bu şekilde bu renkleri kullanacağım. İpimi ve elimin örgüsüne uyumlu olarak da üç buçuk numara şöyle üç buçuk milimlik tığım var Sizler de elinizin örgüsüne göre uygun numarayı tercih edebilirsiniz diyelim anlatma geçmeden evvel Eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz Hanımlar şimdi elbisemizin yaka kısmından başlayacağız yaka kısmına zincir çekerek başlayalım şöyle başlangıç ilmeğimizi atarak başladık şimdi bir yaş için orta kalınlıkta bir ip ile ben 80 ilmek zincir çekeceğim 80 ilmeği yeleklerde de aynı şekilde kullanıyorum yakadan başlama olduğu için elbisede de aynı şekilde kullanacağım Hanımlar 80 ilmeği 1 2 yaş için kullanabilirsiniz yakadan başlarken Sıkı çekmeyeceğiz kesinlikle gayet rahat bir zincir. Her zaman gösterdiğim gibi yine aynı şekilde söylüyorum. Bakın ipi doladım, çıkardım, bu şekilde bıraktım. Kesinlikle sıkılama, ee, böyle ipi çekme vesaire yapmayacağız. Bu şekilde gayet rahat olacak zincirimiz. Burası önemli çünkü. Şimdi bu şekilde ben 80 tane zincirimi çekip hemen geleyim. 80 tane zincirimi çektim. Şimdi burada şuradan tutacağım 1 2 3 tane zincir daha çektim 80 zincirden sonrası için şimdi geriye döneceğim 1 2 3ördüncüye batıyorum dördüncü zincire battım şu şekilde buraya trabzanımı yapacağım şu birazcık gevşek oldu tekrar ayarlayarak yaptım üzerine aldım sıradaki zincirden tekrar ilmeğimi çıkardım 1. 2, 3 defa da çıkararak üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Ee, şimdi ön kollar ve arka olarak ayıracağız Önümüz bütün olacak Arka kısmı iki parça yapacağız ki e, yaka kısmında girişte e, kafadan giyip çıkarırken zorluk çıkmasın diye buraya düğme detayı ekleyeceğiz Bütün de yapılabilir. Ama birkaç ilmek hani yaka açık olsun mühim değil derseniz, düğme detayı koymadan da yapılabilir. Fakat bu şekilde hem yaka düzgün duruyor hem de giyip çıkarırken zorluk çekilmemiş oluyor hanımlar. Şimdi bu şekilde ön için, çok pardon, arka için yelek dön kullanıyoruz ya burayı hep onun için karıştırıyorum belirtirken. E, arka kısım için burada 14 tane trabzan yapacağım. Baştaki zinciri de sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12 olmuş. iki tane daha yapıyorum hemen. 13 ve 14. 14 tane trabzanı yaptım. Buraya bir tane zincirimi çektim. Üzerine alıyorum ipimi. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bir ya da iki çekilebilir. Burada elinizin durumuna göre. Eliniz sıkıysa iki de çekebilirsiniz. Hemen yanındakine geçtim. Şimdi burada kol detayı içinde 12 tane trabzan yapacağım. Yine her bir zincire bir trabzan şeklinde ilerliyorum. Bu şekilde zincir atlamadan 12 tane yapıyoruz. 12 tane de kol için ekledim. Bakın şuradan sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi buraya yine zincirimi çekiyorum. İpi üzerine aldım. Hemen yandakinden devam ediyorum. Şimdi ön kısım için 28 tane trabzanımı yapacağım. Evet burayı da 28 taneye tamamladım. 28 taneyi yaptıktan sonra yine bir zincirimi çekip hemen yandakinden devam ediyorum. Buraya 12 tane kol trabzanını 12 tane kol trabzanından sonra da yine bir tane zincir çekeceğiz ve kalan 14 tane trabzanımızı yapacağız. Aynı başlangıçta yaptığımız gibi. Şimdi burayı da tamamlayıp sıra sonuna gelelim. Nasıl yaptık? 14 tane yaptık bir zincir çektik 12 tane yaptık bir zincir çektik 28 trabzan yaptık sonra bir zincir çektik yine 12 yapacağız şimdi bir zincir çekip sonra da 14 yapacağız 2 4 6 8 9 10 11 ve 12 bunu da yaptıktan sonra kalan zaten belli zaten 80 zincirimiz vardı. 1-2 yaş için 80 zincir yeterli olur dediğim gibi ipiniz çok ince olmazsa eğer ee, sonrası için de 6-6 ekleyerek ilerleyebilirsiniz yani 2-3 yaş yapacaksınızdır mesela 3 yaşa göre de 86 yapın ee, 6 ilmek eklemiş olursunuz onu da nasıl dağıtacağız ee, ön ve kollara birer tane Arka kısma iki tane kalıyor sanırım altı altı o şekilde artırarak yapabiliriz. Şimdi ben bunu sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Evet 14 taneyi tamamlayıp bitirdikten sonra buraya 3 tane zincirimizi çekip çevirelim. İpi tekrar üzerine aldım. Hemen yanındaki trabzandan bakın zincir bunun üzeri son trabzanımızın yanındaki trabzanın üzerinden devam edelim örmeye. Bu şekilde artırma noktasına kadar yani bu bir zincir çektiğimiz yer var ya oraya kadar geleceğiz ee, buradan şimdi 14 tane trabzanı yapalım hemen her trabzanın üzerine bir tane olacak şekilde ve e, zincir çektiğimiz boşluk kısmına geldiğimizde orada artırmamızı yapacağız Şu da son trabzanımız. Artırmadan önce hemen bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane trabzanımız var burada. Hemen şu boşluk kısmına batıyorum. Bakın direkt içine battım. Bir trabzan yaptım. Aynı şekilde battım. Bir trabzan daha yaptım. Bir tane zincirimi çektim. ipi üzerine aldım. Aynı boşluğa iki tane daha yan yana üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde artırmış oldum tekrar üzerine aldım hemen sıradaki trabzanın tepesinden yine her trabzanın üstüne bir tane batarak bu ara kısımdaki 12 tane trabzanımızı tamamlayalım sonra yine bir zincir çektiğimiz noktada artırmamızı yapacağız burayı kesmeden şöyle hızlıca geçeceğim Buraya geldiğimizde ise yine aynı şekilde boşluğa bir, iki tane trabzan, bir zincir, iki tane daha trabzan. Sonra yine trabzan tepelerine yaparak devam ediyoruz. Aynı burada yaptığımız artırmaları şurada kalan iki tane artırma noktamıza da yapacağız. Ve sıranın sonuna bu şekilde geleceğiz hanımlar sıra sonuna kadar geldim burada trabzanın üzerine yaptıktan sonra tekrar buradaki en sonda zincirimiz var En başta çektiğimiz o zincirin tepesine de batmayı ihmal etmeyelim ki sayımız azalmasın. Tekrardan 3 zincirimi çekip çevirdim. yine ilk trabzan atlayıp ikinciye zincirimiz ilk trabzanın üzerindeki trabzanımız olmuş oluyor bu şekilde döndüm ve ilerlemeye devam edeceğim bütün trabzanların üzerine bu sırada da aynı şekilde daha doğrusu artırmamızı bitirene kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz artırma noktalarımız artık sabit belli o bir zincir çektiğimiz boşluklara aynı şekilde 4 trabzan arasında bir zincir olacak şekilde artırmalarımızı sürdüreceğiz istediğimiz beden genişliğine gelene kadar beden genişliğini nereden anlayacağız hemen şimdi onu da göstereceğim bakın bu kısmın bütün e, trabzanların üzerine kapladım. Yine geldim artırma noktasına. Bir, iki tane trabzanım, bir zincirim aynı noktaya. Bir, iki trabzanım. Sonrasında devam ediyorum. Aynı şekilde sıranın sonuna gelelim hanımlar. Burada ekstra bir detay yine yok. Bu şekilde gideceğiz. Artırmanın birini yaptık. Diğer kalanlarını da aynı şekilde yapıp şu noktaya kadar gelelim. Sıranın sonuna kadar geldiğimde hemen şöyle bir düzelteceğim. Diğer ucuyla artık burayı birleştireceğim. Şu kadar açıklık yeterli olacaktır. Düğme genişliğimiz için hemen burada bakın şu son ikili ilmeği kapattığım ilmeği alıyorum, açıyorum buradaki zincirin tepesinden batarak buraya geçirdim 3 tane zincirimi çektim artık dolanarak öreceğim buradan sırasıyla bütün trabzanların üzerine batarak ilerliyorum artırmalarımı yine aynı şekilde yapacağım Buraya dolanıp geldiğimizde şu sıra sonunu birlikte bir defa yaparız. Sonrasında ben beden genişliğine ulaşana kadar öreceğim. Beden genişliğine ulaştığımızı nereden anlayacağız derseniz de, şimdi ben bir iki yaş uyumlu yapacağım. Bir yaş için 26-28 santim, 28 santime uygun yapacağım ki biraz daha geniş olsun. Bakın şu bütün kısım var ya ön kısım olarak başladığımız yer buranın ölçüsü 28 santime denk gelecek şu anda şöyle bakıyorum 19 santim burası ölçtüğümde 28 santim olana kadar artırmaya genişletmeye devam edeceğim bu yapacağımız yaşa göre Tabii ki değişecek ölçü beden tablosu olmayan arkadaşlar da isterseniz size yorumlara bırakırız oradan ulaşabilirsiniz Ben şimdi bu sırayı artırmalarıma da dikkat ederek tamamlayayım sıra sonunu birlikte yapalım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şöyle birleştirdiğim noktaya en sondaki şuradaki trabzanın üzerine de yaptım trabzanımı. Burada yine zincirin tepesindeki ilmekten geçip ilmek kaydırıyorum. Zincirimi çekip hemen dibine batarak devam ederek ilerliyorum bu şekilde. Artık dolanarak öreceğiz bütün trabzanların üzerine birer tane artırma noktalarında aynı yaptığımız gibi 2 bir zincir 2 trabzan şeklinde ilerliyoruz ta ki hemen şöyle göstereceğim şu kısım kaç yaşa yapıyorsak o yaşın beden genişliği ölçüsüne gelene kadar ben de tamamlayıp geleyim hemen Evet istediğim genişliğe kadar geldim hemen şöyle bir bakacağız birlikte bir ölçelim sıra sayımızı da sayalım Bakın şöyle tam bu artırma noktasından buraya kadar 28 santim oldu. 28 santimi tamamladım. Sıra olarak da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra oldu. Şimdi 8. sıraya başladım. 8. sıraya şu birleştirme noktasından şuradaki artırma noktasına kadar ördüm 8. sırayı. Şimdi burada şu kol kısmını ayıracağız. Bakın şöyle trabzanların üzerine tamamladım. Burası artırma noktamız. Buraya yine bir iki tane trabzanımı yaptım. İpimi üzerine alıyorum. Kolu geçtim. Koldan arka kısma bağlanan artırma noktasına batıyorum. Buraya yine bir iki tane trabzanımı yaptıktan sonra sıradaki trabzanın tepesinden başlayıp bütün tırabzanlara sırasıyla batarak ilerleyeceğim yine yeleklerden mütevelli hep buraya arka dedim ama ön kısmı burası elbisemizin şimdi ön kısmında tamamlayacağım buradaki artırma noktasına kadar geleceğim şurayı bütün trabzanların üzerine batarak gelelim Evet burayı da geldim artırma noktasına kadar yine bu boşluğa iki tane trabzanımı yaptım ipimi üzerine alıp kol kısmını geçiyorum ve şuradaki artırma boşluğumuzda yine iki tane trabzanımızı yapıyoruz sonrasında yine trabzan tepelerine batarak devam edeceğiz Evet şu başladığımız noktaya kadar gelelim burayı da kollarımızı ayırmış olduk gördüğünüz gibi. Bu şekilde roba kısmı tamam. Şimdi elbisemizin beden kısmına geçiş yapacağız birlikte. Evet şöyle burayı da birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Üzerine ekleme yapıyorum. 2, 3 ve 4 tane zincir çektim toplamda. İpi üzerine aldım. Şimdi bu dibindeki bir taneyi atlıyorum. Hemen yanındakine batış yapıyorum. Bir trabzan yaptım. Tekrar üzerine batıp hemen yanındakine bir tane daha yaptım bir tane zincir çektim ipimi üzerine aldım bir tane boş bırakıp yanındakine geçeceğim bir trabzan yanındakine de bir trabzan bir tane zincir ipi üzerine alıp bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum yan yana iki tane trabzanımı yapıyorum sonra bir zincir alttan da bir tane atlayıp ikinciye batıyorum iki tane trabzanı yan yana yapıyorum. Bu şekilde dolanalım bir kere bulunduğumuz noktaya kadar gelelim. Evet, şöyle yaptım. Bakın hafif topladığını gördüm burada. Onun için e, aradaki boşluğu bırakmayacağım hanımlar. Çünkü ben aşağıya doğru kasmasın değil genişlemesini istiyorum. Burada o hesabı e, yanlış yaptım sanıyorum. Hemen yeniden düzeltmek için söktüm burayı ipimi üzerine aldım. Burada yine şu dibine batarak başlayacağım bir trabzanımı yaptım bir zincir çektim üzerine aldım hemen yanındakine alttan trabzan atlamayalım iki tane yan yana trabzanımızı yaptım bir zincir çektim tekrar üzerine aldım biraz öncekinde şunu atlayıp buna batmıştım atlamayalım hemen dibindekine batalım iki tane yan yana trabzanımızı yapıp bir zincir çekip hemen yanındakine Batalım. Bu şekilde ilerleyeceğim çünkü dediğim gibi e, alt etek kısmının dar olmasını istemiyorum. Aksine genişlemesini istiyorum. Dolayısıyla bu şekilde yapacağım. Eğer biraz önceki gibi devam etseydim e, üzerine uygulayacağım model geniş olmayacaktı. Birazcık örünce fark ettim. Hemen kusura bakmayın deyip burayı yenileyelim. Bakın gördüğünüz gibi şu noktada hiç atlamadan batıyorum. Burada iki tırabzanın arasına bir tane zincir çekerek ilerliyorum. Şimdi bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Evet bu şekilde sırayı tamamladıktan sonra şöyle iki zincir çekip bunu burada bırakacağım. Şurada ben küçük bir deneme yaptım. Benim ipim kalın. Şuradaki ipime göre neredeyse bakın şöyle gösterince anlaşılacak bir buçuk katı. Ee, onun için küçük bir deneme yaptım. Ne şekilde uyarlayabilirim diye sizlere de aynı kalınlıkta ip de ne şekilde yapmalısınız onu da söyleyeceğim hemen. Şimdi bu beyaz ipimi burada bıraktım hanımlar. Şuradaki ilk boşluktan zincir çektik ya bir tane. O bir zincir boşluğundan geçiriyorum. Tığımı buraya bir ilmek attım. Aynı şekilde ilmeğimizi atalım. İpimi üzerine alıyorum. Aynı boşluktan geçirdim. Şöyle bir tane tekli trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar üzerine aldım. Hemen sıradaki boşluğa geçiyorum. Bakın iki trabzan atladım. Bir boşluk 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 olan kısma geçtim. Bir tane tekli trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Benim ipim kalın olduğu için bu şekilde tekli ilerleyeceğim. Bir zincir, bir tane tekli trabzan, bir zincir, bir tane tekli trabzan. Acaba kasacak mı diye e, denedim ama bakın tam denk geliyor. Normalde eğer ince ip ile yapsaydım e, araları kesinlikle iki zincir. Duruma göre ip daha ince ise eğer şuradaki tekli trabzanlarımı da iki tane yapabilirdim. Sizler ipinizin kalınlığına göre bakın şöyle tuttuğumuzda kasmadan durabilecek şekilde araları kesinlikle iki zincir yapın. İpiniz kalın değilse tek zincir yapmayın çünkü kasar toplar toplamasın. Şöyle düz durmalı araları iki zincir yapın. Duruma göre yine kasacak olursa da eğer şuradaki tekli trabzanlarımızı tek değil iki kere yapın. Şimdi ben bu sırayı bu şekilde devam ettirip ilerleyeceğim bir zincir çekiyorum ipi üzerine alıyorum iki trabzanı geçip şuradaki zincir boşluğuna batıyorum bir tane tekli trabzan bir zincir bu şekilde ilerleyerek sıranın sonuna kadar gideceğim sonra beyaz ipime geçeceğim beyaz ipimi özellikle orada bıraktım kırmadım bu şekilde sırayı tamamlayayım geliyorum Evet bir sıra dolanıp geldim şöyle bir tane zincirimi çektim şu noktada sabitleyelim bırakalım burada şimdi beyazla devam edeceğim hemen şöyle arka kısımdan beyazı alıyorum iki zincirimi zaten başlangıçta da çekmiştim şimdi şu renkli ipimi arkaya alıp beyazı öne alacağım bunu şuradan sabitleyelim. Bu tarafa geçirip 1, 2, 3 zincir çektim. Battım. İkili trabzan yapacağım burada. Yalnız bakın hemen şöyle. Şu ara kısım var ya. Alttaki beyaz sıraya batıyorum. İkili trabzanımı o şekilde yapıyorum. Direkt zincirin üzerine değil. Bir tane daha batalım. Üç tane yapacağız. Burada zincirimiz kenarda fazladan kaldı. Problem değil. Buraya bir tane zincir çektim araya ipi üzerine aldım tekrar bakın şuraya değil şu zincire değil şu noktaya buradan batıyorum zinciri de içine alıyorum uzattım ikili trabzan yaptım bu şekilde uzattım ikili trabzan uzattım ikili trabzan bir tane zincir çektim ipi üzerine aldım bir sonrakine geçiyorum aynı şekilde alttaki beyaza batarak 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ilk ilmeği biraz şöyle uzatarak alıyoruz bakın sonra bir zincir bu şekilde devam edeceğim 3 tane trabzanı yapıp bir tane zincir çekip bir sonraki kısma geçiyoruz 1 2 3 bir tane zincir bir sonrakine batarak geçiyorum bu şekilde bu sırayı da böyle tamamlayacağız Bundan sonra hemen şuradan ben yeşil ipimle devam edeceğim hanımlar. Bakın. Buradan bir iki zincirle arka kısımdan şöyle öne alalım. Hatta 3 çekelim. Boyu kurtaracak kadar ipiniz ince ise belki 4 çekeceksiniz. İpi üzerine aldım. Şu boşluktan tekrar battım. Buraya tekli trabzanımı yaptım. Zincirimi çektim. Alt kısma doğru indikçe bakın örüldükçe kasacak gibi olursa zincir sayınızı artırın. Ben de mesela şu şekilde iki tane yapabilirim burada. Belki eteğin açılımına göre hani birkaç sıra tek zincir çekeceğim. Sonrasında iki zincir yapabilirim ben de. Daha rahat ilerlemesi, daha geniş durması açısından. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar bakın beyazı aynı şekilde bitirip geçeceğim geçerken gösterdim arkadan zincirle beyazı da aynı şekilde bir üst sıraya çıkaracağız arka kısımdan e, renkli ipimizi de aynı şekilde bir üst sıraya çıkaracağız bu şekilde dolanarak devam edeceğim Ben bir beyaz bir renkli bir beyaz bir renkli eteğimizin boyu istediğimiz ölçüye gelene kadar etek boyunun bir e, santim ölçüsü ya da standart yok kısa istersiniz kısa yaparsınız Uzun istersiniz, uzun yaparsınız, istediğiniz şekilde ayarlayarak yapabilirsiniz. Ben de istediğim ölçüye gelene kadar devam edeceğim, etek boyunu tamamlayıp geleceğim.